Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Öncelikle kendimi tanıtarak başlayayım. Ben öğretim görevlisi Serkan Şen. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Okulu'nda yaklaşık 10 yıldır öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle Meslek Okulumuz bünyesinde yer alan programlar hakkında bilgilendirme toplantısı yapacağız. O bağlamda sizler için hazırlamış olduğum bir sunumum var. Derseniz ona geçelim. Vakti de ekonomik kullanmamız lazım. Biliyorsunuz okulumuzda yaklaşık 10 farklı program var. O bakımdan vakti de ekonomik kullanmak adına başlamış olalım. Okulumuz biliyorsunuz bizim Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afyonkoçovya Üniversitesi'nde bölünmek suretiyle yeni kurulan üniversitelerden birisi. Kuruluş tarihimiz adlemimizde de gördüğünüz üzere 2018 yılı. Şu adaylarda bir soru işareti oluyor. Hani 2018 yılında kurulan bir üniversite, 2 yıllık bir tecrübe deneyim acaba benim için yeterli olabilir mi sorusu gündeme geliyor. Sevgili arkadaşlar bizim okulumuz Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslekçi Okulu 1992-93 eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başladı. O yıllarda muhtemelen siz bilmiyorsunuzdur yaşınız itibariyle. Ebelik programı ön lisans programıydı. 2 yıllık bir programdı. Bizim okulumuz ebelik eğitimiyle eğitim öğretim hayatına başlamış oldu 92-93 eğitim öğretim yılında. 97-98 yılında bir yönetmelik gereği ebelik eğitimi 4 yıllık fakülte eğitimine çevrilince okulumuz yine hiç kapanmadan 99-2000 eğitim öğretim yılında protez ortez tıbbi laboratuvar ve radyoloji programları ile yeniden eğitim öğretime başlamış oldum. Bugün bu 3 program değil sadece. Bunların hepsi, gördüğünüz tablodaki programların hepsi şu an eğitim kapsamımızda. Tabii burada bizim internet sitemizi takip ettiyseniz biyomedikal cihaz teknolojisi diye bir program var. Görüyorsunuz bunu hala. Bu sevgili arkadaşlar eskiden kalma bir program. Bu şu an Afyonkoçovya Üniversitesi bünyesinde eğitim görüyor. Bununla alakalı da YÖK Sanal Fuarı'nda sorular gelmişti. Bunu sevgili arkadaşlar şu an AKÜ bünyesinde eğitim görüyor ve biz de aktif değil. Fakat eskiden kalan bazı önce öğrencilerimiz olduğu için hala yer veriyoruz. Bir bakalım diğer teknik erliği. Bölümümüz, programımız, elektroneurofizyoloji, fizyoterapi, ilk ve acil yardım, ortopedik protez, ortez, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, tıbbi laboratuvar. Bu 2 bölümümüzün 2. öğretimleri de mevcut. Tıbbi görüntüleme teknikerliği, yaşlı bakım, sağlık kurumları işletmeciliği ve biyomedikal cihaz teknolojisi bölümlerimiz mevcut. Puanlara bakacak olursak ve sıralamaya, şimdi tercih yaparken bizim size tavsiyemiz şu oluyor. Kesinlikle puanlar sizi aldatmasın sevgili arkadaşlar. Sıralamanız daha önemli. Sıralamanız eğer bizim bölümlerimizle örtüşüyorsa kesinlikle tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Kontenjanlarımız ve bölümlerimizin tamamı burada yer alıyor. Diyelim, şunu söyleyeyim. Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Okulu Yüksek Okulu olarak temel yeterlik testi puanıyla öğrenci alıyoruz. Burada özel şartlar var. Bunlar belki sorulabilir. 2 numara, bu 2 numara sevgili arkadaşlar, 2. öğretim olan bütün programlarda yazan bir uyarı. Bu bölümlerin bazı ücretlere tabi olduğunu gösterir bir işaret. 14 şartı ise, bu da kılavuz zincirlediyseniz, el ve parmaklarını iyi kullanabilir olma isteniyor. Tabii bunun bir ölçütü yok. Sadece siz hani el ve parmaklarınızı kullanmanızda bir sıkıntınız yok ise bu bölümü tercih etmeye yönlendiriyor. Bu tablomuz, bunu inceleyebiliriz. Burada bahsettiğimiz programlarımızın hepsini şimdi tek tek ele alalım. Diyaliz programı. Diyaliz programı, önce programın amacından bahsedelim. Sevgili arkadaşlar, diyaliz programından mezun olan öğrencilerimize diyaliz teknikeri unvanı veriliyor. Şunu soracaksınız, yani diyaliz nedir, acaba tercih edilebilir mi, geleceği var mı?
Bir araştırma yaparsanız, ufak bir araştırmayla ülkemizde tansiyona bağlı hastalıklar ve bundan ziyade böbrekle alakalı ya da renal replasman tedavisi gerektiren hastalıkların sayısının artma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla diyaliz merkezleri ve hastanelerdeki diyaliz ünitelerinde son derece yüksek miktarda diyaliz tedavilerine ihtiyaç duyuluyor ve duyulmaya devam edecek. Peki diyaliz teknikeri ne iş yapar? Görev, yetki ve sorumluluklarına bakalım. Hastanın diyaliz makinesine alınmasından başlayarak hastayı diyaliz makinesine alır diyaliz teknikeri. Orada takibini ve tedavisini yapar. Tabii ki uzman hekim kontrolünde. Diyaliz işlemlerinin sonlandırılma aşamalarını gerçekleştirir. Ve sonrasında da tabii diyaliz makineleri biliyorsunuz enfeksiyon açısından çok büyük risk faktörü. Diyaliz makinesinin bakımının yapılmasını üstlenir. Bu tarz sorumluluklar mevcut. Tabii biz de eğitim sistemimizde bunları çağdaş eğitim sistemi bünyesinde modern bilim çerçevesinde güncel metotları, güncel cihazları, güncel tedavi yöntemlerini, takip yöntemlerini sizlerle bu bölümde paylaşıyoruz. İstihdam alanlarına bakacak olursak, özel hastanelerin diyaliz ünitelerinde, poliklinikler veya kliniklerde, kamuya ait hastanelerde ve özel diyaliz merkezlerinde ki mesela bizim Afyonkarahisar küçük bir il olmasına rağmen benim bildiğim kadarıyla iki tane özel diyaliz merkezi var. Ki büyük şehirlerde yaşıyorsanız son derece bu sayı yüksek oluyor. Herkese özel hastanelerde diyaliz teknikleri çalıştırma ihtiyacı hissediyorlar. İki geçiş sınavına girmeye hakkımız var biliyorsunuz ön lisans programlarında. Diyaliz teknikerliğinden diyaliz programından başarılı mezun olabildiğiniz durumda DGS sınavıyla hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölümlerine geçiş yapabiliyorsunuz. Diyaliz programlarından hemşirelik programları bölümüne geçiş yaptığınız takdirde kuvvetle muhtemel 2 veya da 3. sınıftan başlama ihtimaliniz var. Çünkü diyaliz programının ders içeriğini ve müfredatını girecek bulursanız bunu mutlaka fark edersiniz. Hemşirelikle bağdaşan ve benzeşen çok sayıda ders göreceksiniz. O bağlamda dikey geçiş sınavıyla geçiş yaptığınız takdirde bunun katkısını epey hissedeceksiniz ve yüksek sınıflardan başlayabileceksiniz. Atanma oranlarına bakalım. 2019 yılında burada verdiğim rakamlar şunu söyleyeyim. Bunlar KPSS tercihleriyle yapılan atamalar. 2019 yılında 170 kişi, 2020 yılının ilk 6 ayında 60 kişi. Bu devam ediyor şu an. Buradaki sayılara şunlar dahil değil. Az görünebilir. Az değil aslında diyaliz teknikerine ihtiyacımız. Sevgili arkadaşlar, resmi gazeteleri mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim. Ben resmi gazetelerde, üniversite hastaneleri özellikle ilanları çıkarıyor. Örneğin mesela bizim hastanemiz yaklaşık yani hemşire alımlarıyla beraber 600 civarında bir sağlık teknikeri ve sağlık personeli alımı gerçekleştirdi. Tabii bunlar KPSS kılavuzlarında yer almayan resmi gazetede çıkılan ilanlar olduğu için bunlar gözden kaçıyor. Fakat bu arkadaşlarımız da yine kamuda istihdam edilmiş oluyorlar. Bu sayılar onlar dahil değil. Bu arada vereceğim bütün programlardaki atanma oranlarımıza sadece KPSS kılavuzunda yer alan sayılar dahil. İkinci programımız elektronörofizyoloji. Elektronörofizyoloji programı ile alakalı şunu kesinlikle biz söyleyebiliriz. Biz Türkiye çapında iddialı programlardan bir tanesiyiz. Nitekim kısaltma olarak ENF diye biz her zaman bahsediyoruz. Bu ENF bölümleri Türkiye'de biz ikinci açan üniversiteyiz. O zaman AKÜ'ydü. Tabii yine aynı okulumuz Atatürk Sağlık Meslekçisi Okulu. Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslekçisi Okulu bünyesinde açtık. Türkiye'de bir tek Erciyes Üniversitesi'nde vardı bu bölüm. İkinci olarak bizim üniversitemizde vardı. Bunun biz neden iddialıyız onu söyleyeyim bu program çerçevesinde. Elektronörofizyoloji programı çerçevesinde elektronörofizyoloji teknikerleri bakınız burada gördüğünüz uzman hekimlerin hepsiyle çalışmak durumundalar. Nöroloji uzmanı, KBB uzmanı, psikiyatri uzmanı, pediatri uzmanı, göğüs hastalıkları, fizyoloji uzmanlarıyla çalışmak durumundalar. Biz özellikle nöroloji uzmanlarımız bizim APSÜ bünyesindeki nöroloji hekimlerimiz, akademisyen hocalarımız sizin derslerinize takviye veriyorlar. Yani derslerinizde uzman hekimlerden ders alma şansını yakalıyorsunuz. Bunu yani birçok meslek okulu sunamıyor. Ve şunu söyleyelim. Bir
ENF Teknike'de burada gördüğünüz bütün laboratuvarlarda iş yapabiliyor. Bu laboratuvarların tamamı bizim hastanemizde mevcut ve dolayısıyla ENF Teknikerliği okuyan arkadaşlarımız bunların hepsini deneyimleme şansına sahipler bizim üniversitemize gelmeleri durumunda. Ve bunların hepsini uzman nöroloji hekimlerimizin kontrolünde ve uzman yani elektronörofizyoloji teknikerlerinin kontrolünde yapıyorsunuz. Dolayısıyla diyelim ki ENF teknikerliği bölümünden mezun oldunuz, özel bir hastanede çalışmak istiyorsunuz. Size bu sorulacak. Hangi teknikleri daha önce çalıştınız? İşte mesela elektroensefalografi biliyor musunuz? Elektronöromiyografi biliyor musunuz? Deneyiminiz var mı dediklerinde siz var diyeceksiniz ve bu sizin için büyük bir avantaj olacak. O bakımdan bizim iddialı olduğumuz bölümlerden birisi elektronörofizyoloji. İkinci geçiş sınavıyla diyelim ki ön lisans olarak kalmayayım istiyorsunuz. Lisans tamamı bir fakülte mezun olayım istiyorsunuz. Hemşirelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerine dikey geçiş sınavı yoluyla geçiş sağlayabiliyorsunuz. Atanma oranları 2019 yılı içerisinde 23 kişi, 2020 yılı içerisinde ilk 6 ayında 16 kişilik bir atama gözlemliyoruz. Fizyoterapi programı için yine Türkiye genelinde çok iddialı programlardan birisi bizim fizyoterapi programı. Şunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz dikey geçiş, ön lisanstan fakülteye geçiş. Bir de yatay geçişler var. Tabii bunları biraz açarak gideyim size. Liseden yeni üniversiteye adım atıyorsunuz. Yatay geçişlerde de üniversite değiştiriliyor. Sevgili arkadaşlar, bizim fizyoterapi programımıza yatay geçişlerde son derece yüksek başvuru oranlarımız var. Yani Türkiye'de birçok fizyoterapi programına gidip de uygulama alanları bulamayın, fizyoterapi klinikleri bulamayın, yeterli düzeyde akademik performans göremeyin, bize gelmek isteyen çok sayıda öğrenci oluyor. Siz ilk bizden başlayıp bu zahmete girmeyebilirsiniz. O bakımdan fizyoterapi programının en büyük avantajı bizim üniversitemiz açısından devasa koskoca bir fizik tedavi hastanesi sizin eğitiminizin emrinde oluyor. Dolayısıyla bizim fizik tedavi hastanemizde araştırabilirsiniz. Yani 6 aylık, 1 yıllık sıralar söz konusu. Türkiye genelinde, Türkiye çapında hatta uluslararası boyutta da taşımak üzere rektörlüğümüz. Uluslararası anlamda da fizik tedavi hastanemizin sesi daha gür bir şekilde duyulacak. Şu an zaten çok muhteşem bir hastaneye sahibiz. O bakımdan bu hastanemizin altyapısını kullanmak bakımından son derece avantajlı olacaksınız. FTR teknikleri kimlerle çalışır peki? Tabii en geniş anlamda kümenin en dışında fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlarıyla çalışacaksınız. Onun iç halkasında fizyoterapistler ve en çekirdek halkasında siz yer alacaksınız, fizyoterapi teknikerleri. O bakımdan fizyoterapi teknikeri unvanına sahip ve yetkin bir fizyoterapi teknikeri olabilmeniz için birçok fizik tedavi hareketini, birçok fizik tedavi aletini, örneğin mesela bir tens aletini, tens cihazını, işte bir masaj tekniğini veya da burada mesela görüyorsunuz bunlar bizim hastanemizden fotoğraflar. Bir hidroterapi açısından su terapisi açısından biz biliyorsunuz Afyonkarahisar olarak Termal'in de başkenti, sıcak su merkezi ve fiziksel rehabilitasyon anlamında birçok Türkiye'nin hasta hatta uluslararası anlamda hasta gelir buraya. Bu hastaları Türkiye'nin başka illerinde göremeyeceğiniz fizik tedavi, rehabilitasyon anlamındaki hastaları bizde görmeniz mümkün ve onların nasıl tedavi edildikleri, nasıl rehabilite edildiklerini yakından takip etme imkanına sahip olacaksınız. İstihdam alanları neler? Fizik tedavi rehabilitasyon kliniklerinde çalışabilirsiniz. Yataklı tedavi merkezlerinde çalışabilirsiniz. Ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren sağlık kuruluşlarında çalışabilirsiniz. Yine şu an malumunuz olduğu üzere artık biz de öğrencilerimizle, mezunlarımızla çok yakından ilişkideyiz. Çünkü biliyorsunuz sosyal medya var. Sosyal medyadan görüyoruz bizim mezunlarımızı. Bu anlamda mesela gerçekten ben takdir ediyorum fizyoterapi mezunu arkadaşlarımızı. Özel pilates eğitimi verenler var aralarında. Fitness merkezlerinde çalışanlar var. Yine el marifetlerini iyi öğrenen, mesela masaj tekniklerini bizde iyi öğrenmiş olup bunu kendi meslek hayatına yansıtmış olan ve
Türkiye genelinde isim yapmış arkadaşlarımız var. Bunları söyleyeyim. Yani kamuda istihdam edilmemek bir fizyoterapi teknikeri açısından çok büyük bir dezavantaj değil. Yani aksine belki de kamuda çalışmamış olmak çok ön açıcı oluyor onlar için. Çünkü kendi merkezlerini kuruyorlar, çeşitli merkezlerde çok iyi ücretlerle çalışıyorlar. Vazgeçilmez olmak lazım. Bu anlamda vazgeçilmez olabilmek için çok iyi eğitim almamız lazım. Çok iyi eğitimi de biz veriyoruz. Yani Aksu bünyesinde fizyoterapi klinikleri kesinlikle ve kesinlikle Türkiye çapında çok iddialı bir eğitime sahibiz. Peki fizyoterapi teknikerliğinden mezun olup fakülteye geçiş yapmak isterseniz nerelere geçebilirsiniz? Hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölümleri ve fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerine DGS'ye geçiş yapabilirsiniz ki fizyoterapi mezunları kuvvetle muhtemelen 3. sınıftan başladılar fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde. Şunu söyleyeyim, fizyoterapiyi bizi tercih edin. Bizde fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü de var sağlık fakültesi bünyesinde ki ders müfredatımız da oldukça benzeşir. Dolayısıyla DGS sınavına geçiş yaptığınız zaman kuvvetle muhtemel sene kaybınız da olmadan fakülteye de devam edebilirsiniz. Atanman oranına bakacak olursa 2019 yılı içerisinde 89 kişi, 2020'nin ilk 6 ayında 95 kişi. Tabii bunlar benim dediğim rakamlar. KPSS kılavuzlarında yer alan rakamlar. Bunun dışında son 6 ayda özellikle pandemi süreci başladıktan sonra biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı 10 binlerce sağlık personeli alımı için üniversite hastanelerine izin verdi. Bu bağlamda üniversite hastanelerinde halen devam ediyor. Muazzam şekilde, muazzam sayılarda sağlık personeli alımları söz konusu. Bir diğer programımız İlk ve Acil Yardım Programı. İlk ve Acil Yardım Teknikeri tıbbi ve travmatik acillerin olay yerinde ilk ve acil bakımını profesyonel düzeyde uygulayarak en uygun sağlık kuruluşuna ulaştırmasını sağlayan sağlıkta ara elemanlardır. Fakat ilk ve acil yardım teknikeri biliyorsunuz birçok yerde çalışabilmesi, yani acil servislerde, yoğun bakımlarda, 112 çağrı merkezlerinde çalışmasının yanında daha çok istihdam alanları ambulanslar oluyor. Ambulansta sevgili arkadaşlar, sorumlu sizsiniz. Biliyorsunuz ambulansta hekim yok. Dolayısıyla ambulansta şunu söyleyeyim, mesela bizim okulumuzda eğitim verdiğimiz arkadaşlarımız arasında hani en çok ilaç verme, hasta ilaç verme yetkisine sahip mezunlarımız bu grup. Dolayısıyla aslına bakarsanız en yüksek puanla da öğrenci aldığımız grup bu grup. Bunda tabii atanma oranları etkili ve tabii şu var, bunu pandemi sürecinde hepimiz gördük. Bir hayat kurtarma, bir hayata dokunmak inanılmaz bir şey. Yani bunu mesela Elazığ, Malatya depreminde gördünüz. UMKE personellerimiz ilk acil yardım mezun oluyor genelde. Onlar üniformalarıyla Elazığ'dan dönerlerken durdukları yerlerde çay kahve molası verdiklerinde dahi ücret almadı kimse. Hani mesleki haz hissetmek istiyorsanız ve bir insan hayatına dokunmak, bir insan hayatını kurtarmak, böyle bir iddianız varsa evet bu bölüm size hitap ediyor. Kesinlikle ilk ve acil yardım bölümlerini tercih edebilirsiniz. Peki bizi tercih ederseniz ne avantajınız olacak? Arkadaşlar bizim ilk ve acil yardıma yönelik travmatoloji merkezimiz var. Dolayısıyla ilk ve acil yardım hastanesi diyebileceğimiz, bizim tedavi hastanemizle beraber aynı binada yer alan travmatoloji kliniklerimiz var. Yine biz ilk ve acil yardım bölümünde programında özellikle temel yaşam desteği, yer yaşam desteğinde uzman hekimlerimiz derslerinize giriyor. Yani ilk ve acil yardım uzmanları, hekimleri, uzman hekimler derslerinize giriyor. Yine bizim ilk ve acil yardım programımızdaki akademik personelimiz son derece yetkin personel kendi alanlarında. Bunu geldiğinizde mutlaka hissedeceksiniz. İnanın ilk ve acil yardım programlarını tercih etmeyi düşünüyorsanız mutlaka ama mutlaka akademik kalitesini, akademisyen kalitesini mutlaka araştırın. Bizim okulumuzda, bizim üniversitemizde ilk ve acil yardım programında biz akademik personelimizin yetkin olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bakın burada bahsedilen intravenöz girişim, oksijen uygulamaları, endotrakeal entübasyon uygulamaları, kırık çıkık burkulmaların sabitlenmesi, stabilizasyonu sağlamak, temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği. Buralarda bunun alt şeyleri var. Açamıyorum. Vakit kaybı olacak. Örneğin mesela bir CPR, bir EKG, temel ileri yaşam desteğindeki karşımıza çıkan uygulamalar.
Bunların hepsini iyi yapabilmeniz lazım. Şimdi sağlık müdürlüklerinde bizim arkadaşlarımız var. Yani biraz dertli oluyorlar. İlk acil yardım tehlikeleri sanki hazır gelmiyor diye. İnanın bizim mezunlarımızda bu farkı göreceksiniz. Biz ilk acil yardım tehlikelerinin ne kadar kutsal bir meslek yapacaklarını ve can emanet edileceğinin farkında olduğumuz için son derece ciddi bir eğitimden geçiriyoruz ve bizden mezun olan arkadaşlarımız burada bahsedilen uygulamaların hepsini mutlaka yapabilir durumda olacaklar. Evet, istihdam alanlarına bakacak olursak 112 acil yardım ambulansları daha çok buralarda görev alıyorsunuz. Tabii burada kara, hava, deniz. Biz şunu söyleyeyim, mesela biz geçen yıl ilk acil yardım teknikerliği bölümündeki arkadaşlarımızı hava ambulansına götürdük. Bunu Türkiye'de deneyimleyebileceğiniz kaç merkez var inanın bilmiyorum ama sayılı yer olduğunu biliyorum. Biz de hemen kampüsümüzün karşısında hava ambulansı var. Orada incelemelerde bulunduk. Tabii bu ambulansları kara, hava ve deniz ambulanslarında görev alabiliyorsunuz. Nasıl? Sağlık personel olarak veyahut da sürücü olarak da istihdam edilebiliyorsunuz. Acil yardım istasyonları 112 komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personel olarak yine bizim hemen kampüsümüzün karşısında 112 çağrı merkezi var. Acil yardım merkezi. Orada çok kolay bir şekilde onu söyleyeyim. Uygulama alanları buluyorsunuz. Yani eğitim esnasında oraları görüyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'na bağlı üniversite, kamu ve özel yataklı, yataksız, sağlık kurum ve kuruluşların acil servis ve yoğun bakımlarında sağlık personeli olarak çalışabiliyorsunuz. Yine özel ambulanslar var biliyorsunuz, hızır ambulanslar. Buralarda özel şirketler bünyesinde istihdam edilebiliyorsunuz. Dikey geçiş yoluyla hemşirelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri ve acil yardım afet yönetimi bölümlerine, fakültelere geçiş yapabiliyorsunuz. Atanma oranlarına baktığımızda KPSS kılavuzlarının 2019 yılı içerisinde 807 kişi, 2020 yılı içerisinde, ilk 6 ay içerisinde 867 kişilik bir atama oldu. Bir diğer programımız ortopedik protez ortez programı. Bunda kılavuzda yer alan bir 14 maddesi var. Burada el ve parmakları kullanılabilir olması isteniyor. Bu bölümü tercih edecek arkadaşlarımızın. Kas ve iskelet sistemini ilgilendiren patolojilerde ağrıyı azaltıcı, fonksiyonu artırıcı, immobilize edici, düzeltici ve destekleyici amaçlı amaçlarla dayanıklı estetik ve fonksiyonel ortezler ile değişik nedenlerle kollarını ve bacaklarını kaybeden kişilere söz konusu uzun işlevlerin yerini tutabilecek protezler yapabilecek yetkinlikte sağlık personeli yetiştirmeyi amaçlıyoruz bu bölümde. Burada gördüğünüz resimler bizim kendi uygulamalarımızdan resimler. Sevgili arkadaşlar, bir protez ortez teknikerinin eğitiminde en önemli mesele atölyedir. Ki bizim gelişmiş bir atölyemiz olduğunu düşünüyoruz. Atölyemize Afsö rektörümüzün büyük katkıları oldu. Daha yeni sayılabilecek bir proje vasıtasıyla çok sayıda alet edevat da alındı. Yani bir takım malzemelerimizi de yenilemiş olduk. O bakımdan protez ortez teknikerliğine girecek arkadaşlarımız emin olun güzel bir atölyeye sahibiz, anatomi uygulama maketlerine sahibiz ve hatta tıp fakültemizin bazı uygulama laboratuvarlarının da gerek izinleri almamız bizim için sorun olmuyor. Müsait alanlar bulduğumuz zaman tıp fakültemizin uygulama laboratuvarlarını da kullandığımız oluyor. Ki bu anlamda bir uygulama sıkıntısı yaşatmayacağımızı söyleyebiliriz. Görev yetki ve sorumluluklarından bakacak olursak protez ortez teknikerlerinin el, kol, ayak, bacak gibi uzuv kaybı durumunda bu organların işlevlerini yerine getirecek olan yapay organların ya da herhangi bir nedenle fonksiyon olarak destekleyecek korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarında uygulanan yardımcı cihazların yani ortezlerin yapımında çalışırlar. Ve protez ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini işleyebilme, döküm, ayak tespit, sarıcı ve bu işlemleri yerine getiriyorlar. Sistem alanlarına baktığımız zaman üniversite hastaneleri ve devlet hastanelerinin, özel hastanelerinin yine protez ortez atölyeleri oluyor. Oralarda istihdam edebiliyorsunuz. Ve arada kendilerine özel atölyeler kurabiliyorlar. Bu da yine çok güzel, gelir getirici bir faaliyet olabilir sizin için. Dikey geçiş sınavıyla biyomedikal mühendislik bölümüne, yine protez ortez bölümüne, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümlerine geçiş yapabiliyorsunuz. Atanma oranlarımız 2019 yılı içerisinde 121 kişi, 2020 içerisinde 167 kişilik bir atama oranımız var. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı yine biliyorsunuz tıbbi sekreterler bir hastanenin gerçekten bel kemiği.
Yani burada gördüğünüz bir hastaneye bir hasta geldiği zaman karşılamasından tutun, polikliniğe sevkine, hastaneye yatışına, ameliyata sevk edilmesine, ameliyattan çıkarılmasına, taburcu edilmesine kadar geçen süreçte arşivleme, belge toplama, hastanın taburcu edilmesi, transfer edilmesi, raporların hazırlanması, laboratuvar girişlerinin yapılması, sevk edilmesi, bu tarz bütün işlemleri yapan arkadaşlarımız tıbbi sekreterler. O bakımdan yapılan iş sayısı yüksek olduğu için gerçekten atanma oranları da yüksek, son derece yüksek atanma oranları. Şöyle söyleyeyim, 2010 yılından bu yana bizim mezunlarımızdan birçoğu atanmış durumda. Öyle ki bir seferde 1700, bir seferde 1800 alım olduğuna şahit olduk. Tabii istihdam alanları biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'na bağlı yataksız sağlık kuruluşlarında, üniversite ve özel hastanelerde çalışabiliyorlar. Dikey geçiş sınavı yoluyla büro yönetimi, sağlık kurumları yöneticiliği, sağlık işletmeci ve işletme bölümlerine geçiş yapabiliyorsunuz. Ki bizim mezunlarımız bu bölümlerden herhangi birine geçiş yapma ihtiyacı duymuyorlar. Çünkü atanma oranları yüksek. Bakın 2019 yılında ki bu 733 sayısı diğer geçmiş alımları incelerseniz düşük bir rakam aslında. 2020 yılının ilk 6 ayında 1242 kişilik bir alım yapıldı. Ki bu üniversite hastanenin alımları dahil değil, bir bu kadar da üniversite hastanenin alımlarının dahil olduğunu ben kendim resmi gazetelere sürekli bakarım. Oralarda gördüm ve kendi öğrencilerimizle, mezunlarımızla da paylaştım başvuru yapabilirsiniz diye. Ki güzel atanma oranları var. Çok kolay bir şekilde 2 yılda bölümü tamamlıyorsunuz ve atanma oranları yüksek. Çok cazip bir bölüm. Tıbbi görüntüleme programı, klinik tanı ve tedaviye etkili bir destek olarak radyolojik görüntüleme yöntemlerini sağda uygulayabilecek yeterlilikte teknik yetiştirmeyi amaçlıyoruz bu bölümümüzde. Sevgili arkadaşlar, tıbbi görüntüleme programı çerçevesinde bizim hastanemizde tıbbi görüntüleme programı öğrencilerinin eğitimlerine açık bir şekilde muazzam bir MR, tomografi yani radyolojik görüntüleme merkezimiz var. Bunun dışında Türkiye'de çok sayıda merkezlerde yer alan mesela pozitron emisyon tomografisi, PET-CT, mesela kemik densitometri. Buraların hepsini istihdam edilebiliyorsunuz. Bunlar da mesela bizim şu an gelin hastanemize, MR'ımıza, tomografimize bakın, bizim mezunlarımız çalışır. Çünkü stajlarını orada yaptılar. Ve hani yeterlilikleri de yüksek, kendilerini ispat etmiş arkadaşlar oldukları için, yani bölüm hocaları da ve şey yaptıkları için, puanları da, gerekli şeyleri de sağladıkları için orada istihdam edildiler. Ki tıbbi görüntüleme programının da yine atanma oranları güzel. Bakınız neden? Çünkü yaptığı iş sayısı çok fazla. MR, BT, röntgen, anjiyografi, sintigrafi, pozitron emisyon tomografisi, bakın bu var bizde, PET-CT, kemik densitometre gibi. Bunlar hatta ve hatta girişimsel radyoloji bizde var. Radyoterapi merkezimiz var. Onkoloji hastanemiz var. Başlı başına bir bina olarak. Bunlar bir tıbbi görüntüleme teknikeri için bulunmaz nimetler. Yani eğer tıbbi görüntüleme tercih etme konusunda idealistseniz kesinlikle bizim üniversitemize ilk sıralara yazmanız gerekiyor. İstihdam alanlarına bakacak olursak radyoloji merkezlerinde, nükleer tıp merkezlerinde ve radyoterapi merkezlerinde ki bunu açacak olursak bu cihazlar serpiştirdiğimiz zaman bu merkezlerin içerisinde yerleşiyorlar. Atanma oranlarına bakacak olursak 2019 yılı içerisinde 400'den fazla, 2020 içerisinde 300'den fazla kişi istihdam edildi. Bu sayıya şeyler dahil, üniversite hastaneleri dahil. Dikey geçiş sınavı yoluyla hemşerilik ve sağlık hizmetleri bölümlerine fakülte okumak isteyenler geçiş yapabiliyorlar. Yaş bakım programımız biliyorsunuz Türkiye yaşlanmakta olan bir nüfusa sahip. Herkese Avrupa Birliği yaşlanmakta olan bir nüfusa sahip. Özellikle bizim yaş bakım programımızda geçtiğimiz yıllarda ulusal basında da yer aldı. Yaş bakım programlarına bir ilgi var. Yaş bakım programı mezunlarına bir ilgi var. Çünkü biliyorsunuz yaş bakım programı mezunlarımız evde bakım hizmetlerinde görev alabiliyorlar ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabiliyorlar. Örneğin huzur evlerinde biliyorsunuz bir kendini idame ettirebilen yaşlılar kısmı oluyor. Bir de rehabilite yaşlılar kısmı olabiliyor. Oralarda çalışabiliyorlar. Palyatif bakım merkezlerinde çalışabiliyorlar. Dolayısıyla buralarda istihdamı sağlayabiliyoruz. Şu an devam ediyor muyuz acaba?
Sanırım internet koptu mu bilemiyorum. Katılımcı arkadaşlar devam ediyor ya, devam ediyoruz sanırım. Sadece şunu mu kapatmam gerekiyor? Şu pardon. Şunu kapatacağım sanırım. Evet, evet, şuradan devam ediyoruz. Güzel kaptırmıştık, güzel gidiyordu. Şuradan, evet. Evet, yaşlı bakımla alakalı buralarda faaliyet gösterebiliyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, yaşlı bakımda uluslararasılaşmada aktif bir bölüm, onu söyleyebilirim. Yani özellikle mesela Almanya, Fransa, Avrupa Birliği'nin birçok ülkesi yaşlanmakta olan nüfusa sahip. Ki oralarda paliatif bakım merkezleri, yaşlı bakım merkezleri, bunların sayısı çok fazla ve sağlıkta ara eleman ihtiyacına çok ihtiyaç duyuyorlar. Geçenlerde bizim rektörümüz, asya rektörümüz Profesör Doktor Nurullah Okumuş hocamız Almanya'ya bir seyahati oldu. Orada özellikle mesela hemşirelik, fizik tedavi, rehabilitasyon, yaşlı bakım programından mezunlarla ilgilendiler. Hani yeterli dil yetkinliğini de sağladığınız durumda. Tabii bizim ülkemizde istihdam olanaklarımız var ama uluslararasılaşma bakımından da ön açıcı. Hani ben bir Avrupa hayalim var, işte dünyaya da hayallerim var diyenler için tavsiye edebiliriz. Ve bir başka mesele de, diyelim ki şu an burada bahsettiğimiz fakültelere yerleşecek puanımız yok. Yaşlı bakımı, biz şunu fark ediyoruz, bizim öğrencilerimiz yaşlı bakımı DGS sınavına geçiş açısından bir araç olarak görebiliyorlar. Yani bir geçiş güzergahı olarak görebiliyorlar. Çünkü geçiş yapabilen bölüm ve bölüm kalitesi açısından son derece iyi bir bölüm yaşlı bakım programı. Bakın beslenme, diyetetik, fizik tedavi, rehabilitasyon, fizyoterapi ve rehabilitasyon, gerontoloji, bu da Fenerbahçe Fakültelerinin bünyesinde, yine açı Akdeniz Üniversitesi'nde var mesela. Hemşirelik bölümlerine dikey geçiş marifetiyle geçiş yapabiliyorsunuz ve ders uyumunuza göre de 2-3 sınıftan başlayabiliyorsunuz. Bakımdan yaşlı bakım bu açıdan da tavsiye edilebilir. Yani uluslararasılaşma açısından tavsiye edilebilir. Sistem alanları son derece yaygın. Belediyeler, hastaneler, uzun evleri, yaş bakım evleri, güçsüzler, yurdu. Bakın hospis diye geçiyor Avrupa'da. Bizde darla ceze diye geçiyor. Oralarda istihdam edilebiliyorsunuz. Sağlık ve işletmeciliği programımız bizim yönetimsel anlamdaki tek programımız. Buradan mezun arkadaşlarımız sağlık ve işletmecisi ünvanı veriliyor. Sektörün temel ilke ve değerlerine bağlı olan yönetim prosedürleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olan ve hasta ile müşteri arasındaki ilişkileri ve iletişim konusunda yetkin olan sağlık sektörünün ihtiyaçlarına göre profesyoneller yetiştirmeye amaçlayan bir sağlık disiplinidir. İstihdam alanlarına bakacak olursak, kamu hastaneleri, özel ya da üniversite hastanelerinde tıbbi cihazat üreten endüstri kuruluşlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, yani sağlık alakalı iletişim işletme faaliyetlerinin olduğu her yerde İstihdam olanaklarımız var. Yine dikey geçişte işletme yönetimi bölümlerine geçebiliyoruz. Sevgili arkadaşlar, sizler için hazırladığımız bir ufak bir bizim tanıtım videomuz var. Dilerseniz ben onu size açayım ve beraber izleyelim. Ben de geçen görüntülerde sizlere bazı bilgiler vermeye çalışayım. Evet, İkvali Yardım programımız. Doluluk kapasitemiz %100. Tercih edilen ve yüksek puanlı öğrenci aldığımız bir yer. Bakın uygulamalarımızı görüyorsunuz burada. Kulübümüz var. Paramedik kulübü son derece aktif. Paramedikler gününü kutlamıştık. Yine AFAD'da bir tatbikata katıldık. Öğrenciyken tatbikat yapıyorsunuz. Yine buradaki 112 personel iletişimimiz son derece. Bakın burada bir alışveriş merkezinde etkinlik yapmıştık. Diyaliz programımız, laboratuvar uygulamalarımızdan görüntüler. Burada mesela idrar mikroskopisi görmüştük. İdrarın mikroskopik ve kimyasal analizini yapmıştık. Diyaliz'de bizim güzel bir diyaliz merkezimiz var. Hatta bunun büyütme gündeme gelecek ileride. Evet, fizyoterapi programımız. Fizyoterapi dedik, hastanemiz var dedik. Bakın burada hastanemizi görüyorsunuz. Ve bunlar da hepsi bizim öğrencilerimiz. Uygulama yapıyorlar orada.
bu cihazların, makinelerin hepsini kullanmayı öğreniyorsunuz sevgili arkadaşlar. Burada bakın sanal gerçeklik uygulamamız var. Bir hastamıza bowling atışları yaptırıyor öğrencilerimiz. Yine robotik tedavi birimimiz var. Yine bakınız çeşitli cihazlarla tedavide aktif rol alıyorsunuz gerçekten rehabilitasyonda. Yine bakınız fizyoterapi anlamında suda tedavide, bu da mesela bizim öğrencimiz gördünüz. Bizim hastanemiz bu açıdan sizin için elverişli. Tıbbi görüntüleme programımız, söylemiştik, MR, tomografi, BT, PET-CT, kemik densitometri, bunların hepsine sahibiz. Bunların hepsini deneyimliyorsunuz. Burada gördüklerinizin hepsi bizim öğrencilerimiz, fotoğraftakiler. Ve aktif bir radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp merkezinde uygulamalı eğitim alıyorsunuz. Yine röntgende biliyorsunuz açık pozisyon vermek önemlidir. Ve tıbbi laboratuvar programımız. Tıbbi laboratuvar programı için arkadaşlar biyokimya, hematolojidir. Bakın burası kan bankamız görüyorsunuz. Burası kimya laboratuvarımız. Kan alma eğitimi vermiştik. Göreceksiniz yine yeni gelen arkadaşlarımız. Burası biyokimya laboratuvarımız. Uygulamalarda katılıyorsunuz. Tabii burada biyokimya laboratuvarında cihazı görüyorsunuz, cihazı anlatılıyor size. Her laboratuvarda farklı cihaz olur bilirsiniz. Ama önemli olan kontrol, kalibrasyon, bir laboratuvarın oryantasyonu, süreci nasıl işler? Bunları çok güzel şekilde öğreniyorsunuz. Ortopedik protez ortezi programımız, atölyemizden görüntüler. Söylemiştim atölyemiz vardı. Bakınız burada görünüyor. Bir protez ortez atölyesinde olması gereken hemen hemen tüm cihazlarımız, kalıp malzemelerimiz, sadece aletlerimiz hepsi var. Yine anatomi maketlerimiz. Bunlar bizim okula ait. Bunları ne zaman istersek kullanabiliyoruz. İhtiyaç duyulduğu takdirde. Ve yaş bakım programımız. Bakınız burada Huzurevi ziyaretimizden bir öğrencimiz. Bir öğrencimiz tansiyon ölçüyor yaşımızdan. Yine yaş bakım programımızda Osman Yılmazer hocamız, bölüm başkanımız, o çok güzel aktiviteler yapar. Her yıl yaş bakım haftasını kutlarız bir hafta boyunca. Yine görüyorsunuz bir yaşlı gazimiz. Biz tabii hem bakım öğretiyoruz hem de yaşlılarla iletişim nasıl kurulur? Yaşlıların hayatı nasıl güzelleştirilir? Onları da öğretiyoruz. Burada bakın yaşlıları eğlendirmek amacı huzurevinde bir skeç yapmıştık. Onu görüyorsunuz. Evet, tıbbi sekreterlik programımız. Yine sportif faaliyetlerimiz var. SKS Daire Başkanımız sağ olsun bize bu imkanları sağlar her yıl. Sağlıklı işletmeciliği bölümümüz. Yine bakın burada biz okulda iş arama becerileri, bu tarz konferanslarımız sürekli olur. Kulüpte topluluklarımız, SKS Daire Başkanlığımız sağ olsun ve rektörümüz çok kulüplerimiz açısından çok ön açıcıdır. Bakın Kızılay Kulübü'ndeki öğrencilerimizi kabul etmişti sayın rektörümüz. Yani kulüp kurmak isterseniz, faaliyet yapmak isterseniz rektörümüzün desteği tam arkanızda. Gerçekten kulüplerimiz takdire şayan işler yaptılar. Sadece Mart ayına kadar bu yıl içerisinde. Ve mezuniyet törenlerimiz yine Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığımızın organizasyonunda gerçekleşirilir her yıl. Bu yıl tabii pandemi nedeniyle maalesef olmadı. Birçok üniversitede olduğu gibi. Bu da 2019 mezunlarımızı görüyorsunuz. Ailelerinizle beraber güzel, mutlu bir şekilde her yıl mezuniyet törenlerimizde bu şekilde yaparız. Ve müdürümüz Profesör Doktor Mehmet Yılmazer. Rektörümüz Profesör Doktor Nurullah Okumuş. Müdür yardımcımız, müdürümüz Profesör Doktor Mehmet Yılmazer, kadın doğum uzmanı kendisi. Ve müdür yardımcımız öğretim üyesi Yusuf Atdemir, mikrobiyoloji uzmanı kendisi.